içerisinde çok yönlü taramalar mevcut. Bu taramaları kullanarak örnek vermek gerekirse buradaki şekildeki gibi parke taraması, buradaki gibi renk taraması, buradaki gibi desen taraması veyahut da tuğla taraması veyahut da seramik veyahut da zemin taraması gibi taramalar ekleyebilirsiniz. Taramaları erişmek için Draw panelinde bulunan buradaki butonu kullanıyoruz. Bu butona tıkladığımızda Hatch ve Granted olmak üzere iki tip tarama tipi mevcut. Hatch tarama kısmına tıkladığımızda otomatikmen üst tarafta Hatch Creating seçeneği açılacak ve kullanacağınız tarama tipinden tutun tarama ayarlarına kadar ve yine hangi nesneyi seçip tarayacağına kadar bütün ayarlar buradan gerçekleştirebilmektedir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi şu anda bir iç mekanımız, odamız var ve odaya tarama yapılmış, parke taraması. Bu taramayı bir defa tıkladığımızda veya da çift tıkladığımızda Hatch Editor açılmaktadır. Hatch Editor'de tarama ile ilgili bilgilere erişebiliyoruz. Buradaki taramayı silelim ve baştan yapalım. Önce H Enter diyorum. H Enter Hatch kısa yolu veyahut da buradaki butona tıklayarak yapıyorum. Ardından listeden tarama tipini seçelim. Burada görmüş olduğunuz butona tıklayarak listedeki bütün taramaları gözlemleyebiliriz. Buradan hangi tarama tipini seçecektik? Parke tarama tipini seçecektik. Taramayı bulalım. Şuradaki Art tarama tipini kullanacağım. Taramayı hangi alanın içerisine yapacaksam oraya tıklamak suretiyle işlemi tamamlayabilirim. Buraya tıkladığımızda otomatik olarak kesik noktalı çizgi ve mavi çizgiler çıkacaktır. Bu şekilde bu alanı sınırlayan tefriş nesneleri dışında, yani mobilyalar dışındaki sadece zeminde kalan kısımları tarama işlemi uygulamış oluyorum. Enter yaptığımda işlem tamamlanıyor. Ancak görmüş olduğunuz gibi boyutları çok küçük. Bunu düzeltmem gerekiyor. Nesneyi seçiyorum. Quick Properties'te kapatalım. Ve buradan büyüklüğünü değiştirelim. 5 yapalım. Bu kısımda ise şu kısımda açı ayarları yapıldığı gibi bu kısımda ise renk ayarları yapılmaktadır. Mesela çizginin rengi ne olacak? Çizginin rengini bu şekilde değiştirebiliriz. Çizginin rengi beyaz, iç kısmı bu şekilde. Veyahut da bu kısmı beyaz yapalım. Çizginin kendisi görmüş olduğunuz bu şekilde kalsın. Bunları bu kısımdan ayarlıyoruz arkadaşlar. Şurayı da kırmızı yapalım. Beyaz yapalım. Bu şekilde algılanacaktır. Taramayı bunun üzerine uyguladık. Yine Angle'la buradaki seçenekle taramayı bu şekilde döndürebiliriz. Burada açı kısmını numerik olarak bu kısma girmek suretiyle de ayarlayabiliriz. Diğer bir detay ise taramayı tekrar tıkladığımızda Hatch Editor açılacak ve burada Hatch Transparency, bunun geçirgenlik oranını seçebiliriz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi daha sönük, daha geçirgen bir forma kavuşturabiliriz. Tarama yapmak istediğimiz nesneyi direkt seçip de tarama işlemi gerçekleştirebiliriz. Ekranda bir tane dikdörtgen çizelim. Ve ardından Hatch diyorum. Hatch dedikten sonra Select Object diyerek hiç içine tıklamadan nesneyi komple seçebilirim. Böyle seçtiğimde görmüş olacağınız gibi nesnenin içerisi otomatik olarak ilk başta en son kullandığım tarama tipiyle dolacaktır. Enter yapıyorum. Eğer buradaki kullanmak istediğim tarama tipini bu tarama tipiyle eşleştirmek istiyorsam Match Properties özelliği var. MA Match Prop. Buradaki taramayı seçiyorum. Bu nesneyi seçiyorum. Ve bu tarama tipini buraya aktarmış oluyorum. Ölçü, ölçek, renk ve diğer detaylarıyla beraber ikisi eşit olacaktır. Diğer tarama tiplerine bakalım. Mesela buradaki nesneyi taramaya bakalım. Burada da görmüş olacağınız gibi nesnenin üzerinde mavi çizgiler var ve arkasında dolu diğer turuncuya yakın bir renk var. Taramayı silelim. H Enter diyorum.
ve tarama tipini listeden seçelim. Şunu seçiyorum. Tekrar enter yapalım. Nesneyi seçmeyelim. Hatch diyorum. Hatch dedikten sonra Pick Internalized Point seçeneğiyle ilk önce hatch yapılacak alanın içerisine tıklıyorum. Ve ardından buradan renkleri seçiyorum. Bunu mavi seçiyorduk sanırım. Şurası ise koyu renkte yapılıyordu. Bakalım. Tabii buradaki açıyı da değiştirmekte fayda var. Şurayı biraz daha açık bir mavi yapalım. Açıyı da büyütelim. 5 ölçeği pardon. Ölçeği büyüttüğümüzde renk bu şekilde oluyor. 3 yapalım. Tekrar seçelim. Hatch transferi ile geçirgenlik oranını ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi taramam hazır. Burada görmüş olduğunuz gibi bir yine Bristol duvar taraması var. Tuğla taraması. Hatch komutunu çalıştırıyorum. Select Object deyip direkt bunu tek parça bir nesne olduğu için seçiyorum. Enter yapıyorum. Ancak içindeki taramayı değiştirmem gerek. Taramayı tıklıyorum. Hatch Editör üstü açılıyor. Buradaki listeden B harfine basalım. Bricks. Evet. Tuğlayı seçtim. Ekledim. Detaylarına bakalım. Bilayer yapalım bunu. Beyaz şekilde olabilir. Veya da tersi. Burası beyaz olur. Burası tam tersi. Bu şekilde görünür. Taramaları bu şekilde ekleyebiliyoruz. Öte yandan yine tarama komutlarının içerisinde farklı tarama tiplerini uygulayabiliriz. Mesela burası mavi uygulanmış. Bunları sarı uygulanmış. Kırmızı uygulanmış. Tarama komutunu Granite komutunu çalıştıralım. Granite komutu birden fazla rengi kullanan bir komut. Ha, Granite komutu yerine şunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Solid yani tek renk seçeneğini kullanabiliriz. Pick International Point yerine sadece Select Obje seçeneğini kullanarak nesneyi seçiyorum. Burayı önce geri alalım. En son nasıldı? Bir kopyasını yukarı alalım. Şuraya koyalım. Burası mavi olacaktı. Hatch, Enter. Solid seçeneğini seçiyorum. Select Obje ile burayı seçiyorum. Buraya mavi rengi atayacağım. Şuradan mavi rengini seçiyorum. Ve transfer değerini %50 yapalım. Ardından tekrar Hatch, Enter. Bu sefer buradaki nesneyi seçiyorum. Enter yapıyorum. İçine tıklıyorum. Buradaki rengi de sarı yapalım. Ve bunun da geçirgenliğini 50 yapalım. Aynı şekilde kırmızıya atayacağız. Hatch Enter. Buradaki nesneyi seçiyorum. Rengini kırmızı yapıyorum. Bunu da seçtikten sonra transfer değerini 50 yapıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 3 ana rengin oluşacağı bir renk kümesi oluşturmuş olduk.